arkadaşlar, günaydınlar, günaydınlar arkadaşlar. Sabah sabah bir sürprizimiz oldu. Yine bir koyunumuz doğurdu. Güzel, şirin mi şirin. Ufak bir kuzumuz sabah sürpriz olarak dünyaya geldi. Anası şu anda onu yalayarak kurutmaya çalışıyor. Al hazır. Durum bundan ibaret. Arkadaşlar, benim köpeklerle arkadaşın köpekleri harbede yapıyorlar. Kendi aralarında şu anda tartışıyorlar. Yalnız arkadaşın köpeği bayağı cesurmuş, baksana. Köpekler karşısında dimdik duruyor böyle, o şekil. Benim köpekler de cesur. Yalnız 1 yaşındaki Enik var ya, çok cesur. Sen onu 1-2-3 yaşında gör. Deniz! Gel hala, gel. Abi gel, biraz sohbet edelim. Bakalım köpeklerin ırkı nedir, cinsi nedir? Şunlar. Hop. Arkadaşlar, size sabah sabah köpeklerin atışmasını çekiyorum. Köpekler kendi aralarında atışıyorlar. Yalnız benim bu köpek, bak, 1 yaşında olmasına rağmen ne kadar cesur olduğunu görüyorsunuz. Siz bunu 1-2-3 yaşından sonra görün. Senin beni ısıracak köpeğin var mı şu an? Aleyküm selam kardeşim, ne yapıyorsun, iyi misin? Allah razı olsun kardeşim, ne yapıyorsun, iyisin inşallah. Şükür valla, hamdolsun. Mehmet, sen ne yapıyorsun? Eyvallah, gece nerede kaldın? Gece valla yukarıda kaldım. Ha, güzel güzel, eve gitmedin yani. Yok ya. Ama gece çok vallahi çetin bir... Yayladan geldik, perişan oldum hemen ya. Yayladan geldin değil mi kardeşim? Eyvallah, iyi yapmışsın. Abi, senin bu köpeklerin ırkı cinsi nedir? Mesela bu nedir? Bu kırma kim? Mehmet, kankal kırması. Kırma kankal. Öbürü de öyle. Şu peki? Mesela Anadolu aslan çoban köpeği. Anadolu aslan çoban köpeği, bu değil mi? Çok cesur bir köpek. Peki bu? O da kankal kırması. Kırma. Bu da güzel. Klas. Hayat nasıl gidiyor? Valla abi, hayatla uğraşıyoruz. Gece şu duvarın dibinde kaldım. Abi yağmur yağdı, davar. Durmadı değil mi? Sapta yayılmıyor. Sabahtan beri boşuna sapta bekliyor. Valla kendi bilebilsin. Abi orayı 1500'e çıkardın herhalde mi? 1500 olmadı da 1080-1090'a yaklaştık. Gidişle 3000'i bulursun. İnşallah ya, inşallah. Hep sizlerin sayenizde kardeşim. Sizler hep destek oldunuz bana. Olacağız tabii ya. Hey! Bizim Mehmet öne de ya. Yaymıyor Mehmet. Koy aç. Yaylayı şimdi arıyordur bu. Yayladan yeni indi ya. Göremiyor yaylayı. Yayladan yeni indi ya, ondan. Çok yaymıyor ha, yaymazsın. Senin o adam ısıran köpeğin nerede? Anlamaz, dinlemez. Ha, o şurada Alaş. Alaş. Ha, o. Davarın yanında, o davarın peşini bırakma abi. Ha? Bu? Bak, o şimdi güzel yaylıyor ha. Şimdi çıkara yakarım hemen. Eyvallah. Evet arkadaşlar, doğum yapmış olan koyunumun başında bekleyen köpeklerim. Koyun şurada. Ne de başlı. Başında bekleyen köpeklerim.
Yalnız benim koyunum hiç durmuyor. Onu bir kere söyleyeyim. Arkadaşın koyunu kendini güzel tuttu, güzel yayılmaya başladı. Bizim bu yörenin köpekleri idare eder yani. Orijinal kangal olmasa da idare eder yani. Deniz kardeşimin köpekleri. İdare eder yani, kangal kırması, Anadolu aslanı dediğimiz şu siyah baş. Köpek zaten şeyini görüyorsunuz. Köpeğin asaletini görüyorsunuz. Asaletli bir köpek oldu belli, Anadolu. Anadolu aslanı dediğimiz köpek budur. Evet arkadaşlar, sabah biçeri gördünüz. Sağ olsun biçer bizim mahalleye girdi. Şu anda o kadar rahatım ki kendimi çok rahat hissediyorum. Eve daha yakınım. Köyün içinden gitmek zorunda değilim. Orada çok değerli arkadaşlarım yine bir araya geldik. İnşallah akşam beraber çay içeceğiz. Hakan burada. Hakan'ı zaten tanıyorsunuz. Ondan sonra Mehmet. Mehmet selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Ben de çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ne yaparsın, ne edersin bugünlerde hiç görünmüyor. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar, eve doğru giderken sizlere şöyle biraz köyü çekeyim dedim. Sizlere biraz kütük şanı çekeyim dedim. Kütük şanın zenginliğini, güzelliğini göstereyim dedim. Bizim ufaklık heybede annesini çağırıyor. Bizim şu koyun dün iyiydi, bugün hasta, yürümekte biraz zorlanıyor. Neden bilmiyorum. Onu büyük bir ihtimalle eve bırakırım. Bir de iğne yaparız. İnşallah iyileşir. Şşş, dur oğlum dur. Şöyle biraz. Dün akşam güzel yağmur yağdı. Koyunları bir sağ salayım, asfalttan geçireyim. Gerisi kolay. Yani yaşın göl olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra biçer döverimiz şurada kalmış. Yağmur yağdığı için bugünlerde sürekli beklemekte. Havalar bir türlü düzelmedi. Havalar düzelmeyince de ekinler biçilmiyor. Bundan sonra o sizlere tır çektiğim, tırın kazasını çektiğim o gün dolu yağdı. Ve de bütün petrol, aşağı petrol tarafı dediğimiz yerde ekinler hepsi mahvoldu. Dolu hepsini mahvetti. Biçilemeyecek hale geldiler. Allah beterinden saklasın. Videoda zaten havanın ne şekil olduğunu biliyordunuz, görüyordunuz.
Koyun zaten dünden beri doğru düzgün yayılmadı. Yayılmamasının sebebi ise yağan yağdan, yağmurdan dolayı koyun sapta doğru düzgün yayılmadı. Hasan Gürsoy'un evi, kardeşinin evi. Aleyküm selam. Kütük Şahil'e yeni coba yolu burası. Görüyorsunuz keçileri zaten bellidir. Ağaç düşmanıdır. Nereye girseler kredilerini hemen orada bitirirler yani. Hiçbir yerde kredisi açık değildir keçilerin. He? Hey, hey! Onlar bir türlü toplu şekilde asfalttan geçmiyor. Dağınık bir şekilde çünkü aç. Yayılmadı. Sapıslaktı. Benim de gidip yani biliyorsun burası köyün aşağı tarafları. Burada salacağım başka bir yer yoktu. Eve doğru yolculuğumuz devam etmekte. Kütük Şah'ın güzel evlerini elimden geldiği kadar sizlere çekmeye çalışacağım. Bu eski un ambarı, un ambarı diyorum, un fabrikası. Benim amcaoğullarımın un fabrikası artık kapalı. İşlemiyor, çalışmıyor kaç seneden beri. Koyunlar eve doğru bitmeye devam etmekteler. Avrupa'dan gelen bir gurbetçimiz. Arabasıyla gelmiş Danimarka'dan. Plakası da tanıyanız tanıyacaktır. Cefarlardan. Yine geride kalan 3-5 koyun var. Benim çok canımı sıkıyorlar. Hiç anlamazlar. Hiç dinlemezler. Oraya hey! Gerizekalı bensizler. Yürü. Yürü. Gerizekalı. Kuş beğendiler sizi. Yalnız koyunlar bir o tarafa bir bu tarafa savruluyorlar yani. Bir türlü eve doğru düzgün gittikleri yok. Ben de izliyorum. Bu gelen Ramazan Pektaş. O da çiftçidir. Tarlası var, ekini falan var. Kamerayı almaktayım onu da. Selam verdi kendisi sağ olsun. Kütük Uşağı'nın sokaklarından koyun eve sürme biz devam etmektedir.
Hiç. Yakında sizler için gireceğim iki mağara var. Bir tanesi Kozanlı köyündeymiş. Bir tanesi de Kalasanlı köyündeymiş. Sizlere gidip bu mağaraları da çekeceğim. Bakalım bu mağaralarda nelerle karşılaşacağız. Bu yere de giremeyeceğim mağara kalmayacak. Sanırım bu şekil giderse. Bugünlerde kara gittiğim için sadece koyun videolarını çekebiliyorum. Yalnız koyunu bir ara bir müddet babama teslim edersem sizler için yine motosiklete bineceğim. Kuşça'da varmış oraya gideceğim. Kalasan'da var oraya gideceğim. Kalasan'da Rumlara ait mezarlar falan varmış oraya gireceğim. Yolculuğumuz devam ediyor. Sizlere elimden geldiği kadar tükşeye çekmeye çalışıyorum. Kaya Market. Biraz Kaya Market'in reklamını yapayım. Olur da belki müşterisi fazla olur. Koyun aç. Koyun bugün doğru düzgün yayılmadığı için bugün koyun aç. Kendisi bilir, yalsaydı ağzını tutan mı vardı? Oruç tutturan mı vardı sanki? Yürü, yürü. Bunlar da sokak köpekler, hemen benimkiler. Nasıl kaçıyorlar ama? Sizi gidi sokak köpekleri sizi. Yürü. Hani duyuyor mu bak hala hala. Evet, doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bu da Mecit Kütüğün evi, Necati Kütüğün evi. Kendisi şu anda Belçika'da. Onu da biraz çekeyim. Keçileri görüyorsunuz. Yoldan gele gele yemedikleri aç kalmadı. Yola şerefsizler.
Hiç! Girmedikleri yer yok. Nerede, hangi kapıyı gördüler mi giriyorlar. Çünkü neden? Açlar. Yeseydiniz. Yeseydiniz. Bu da bizim Kütük Şahı'nın ormanlığı. Şu tepede ormanlık falan yaptılar. Açlıktan nereye gireceğini bir karar veremedi. Bir o tarafa koşuyor, bir bu tarafa koşuyor. Şşş. Şşş. Ağaçlardan bir türlü köy görünemedi. Arkadaşlarım, görüldüğü üzere yine bir videomuzun sonuna geldik. Bu tür güzel videoların devamını istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni kısmına beğeni atın ve en alt kısma görüş ve önerilerinizi yazarsanız çok sevinirim. Hatta abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.